Ben buradan siyaset yapan arkadaşlarımıza diyoruz ki siyasetinizi yapın. MHP'yi eleştirebilirsiniz, politikalarınızı eleştirebilirsiniz. O sizin tabi hakkınız ama belden aşağı yapmak, belden aşağı vurmak, belden aşağı konuşmak hiçbir zaman için hoş değil. Ben bunları çirkin buluyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zakir Tercan televizyonumuza yaptığı açıklamada siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tercan, siyasilerin son dönemde siyasi üsluplarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek belden aşağı siyaset olmaz, bizim kitabımızda böyle bir siyaset yoktur dedi. Bazı siyasilerimiz basın açıklamalarında belden aşağı vurduklarını görüyoruz. Edirne küçük yer. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak bu kadar basın açıklaması yaptım. Hiçbir bir milletvekili için, bir il başkanı için ve kanaat önderleri için veyahut da sivil toplum örgüt başkanları için böyle belden aşağı bir basın açıklama olmamıştır. Olmaz da. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partiliyiz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı. Biz mülkücüyüz. Bizim kitabımızda, ruhumuzda, gönlümüzde, kalbimizde belden aşağı siyaset yapmak bizim işimiz değildir. Biz bunlardan da hoşlanmayız. Ama bazı siyasiler maşallah belden aşağı vurmayı çok seviyorlar galiba. Biz belden aşağı vurursak onlar cevap dahi veremez. Ama demin de dedim ya bizim terbiyemiz müsaade etmez. Burası küçük yer. Herkesle huzur içerisinde biz yaşamak istiyoruz. Herkesle barışık bir şekilde yaşamak istiyoruz. Çünkü biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak herkesle biz barışırız. Herkesi seviyoruz. Bizim menfaat için, bir oy devşirmek için de böyle bir derdimiz de yoktur. Çünkü Edirne'de yaşadığımıza göre biz Edirne'deki siyasilerle huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Öyle MHP'yi karalamak için kötü laf söylemek, efendime söyleyeyim, il başkanlarının adını vererek basın açıklaması yapması falan bunlar hiçbir zaman için iyi değil. Ben Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak sokakta herkesin yüzüne rahatlıkla bakacak bir durumdayım. Neden? Çünkü ben belden aşağı siyaset yapmıyorum. Belden aşağı basın açıklaması yapmıyorum. Belden aşağı da dedikoduymuş, fitneymiş. Biz bunlara da itibar eden bir insan da değilim. Bunun için ben buradan siyaset yapan arkadaşlarımıza diyoruz ki siyasetinizi yapın. MHP'yi eleştirebilirsiniz, politikalarınızı eleştirebilirsiniz. O sizin tabii hakkınız ama belden aşağı yapmak, belden aşağı vurmak, belden aşağı konuşmak hiçbir zaman için hoş değil. Ben bunları çirkin buluyorum. 2023 yılında yapılacak seçimler için MHP olarak sahada olduklarını belirten Tercan, seçimlerin tekrar Cumhur İttifakı'nın başarısıyla sonuçlanacağına inandıklarını kaydetti. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde şu anda sahadayız. Edirne'de Milliyetçi Hareket Partisi başarılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Edirne'de milletvekili çıkaracaktır. Hem Edirne'de oyumuzu artıracağız ve Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezimizin de direktifleri doğrultusunda şu anda hareket ediyoruz. Yine ilçe ilçe adım adım Anadolu'yu gezeceğiz. Her tarafta Milliyetçi Hareket Partisi bütün ilçelerimizde de mitingler yapacaktır. Sivas'ta, 4 Eylül'de Sivas'ta başlıyor mitinglerimiz. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı, ilçe teşkilatlarımız olarak ummalı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah 2023'te milletvekili çıkararak emeğimizin, çalışmalarımızın mükafatını alacağını düşünüyorum. 2023'teki seçimler Cumhur İttifakı'nın başarısıyla sonuçlanacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı bu ülke için elzemdir. Cumhur İttifakı memleketimiz için, ülkemiz için gerekli neyse onu her zaman için yapıyor. Dış politikada olsun, içeride olsun. Vatandaşlarımızın hayrı için, çiftçimizin, köyümüzün de sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçimlerini sağlaması için Cumhur İttifakı'nın 2023'te başarıyla çıkması en büyük arzumuz. Biz de bu yönde çalışıyoruz. 2023'te Cumhur İttifakı gibi gösterecektir.